Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Temmuz 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Temmuz ayı sizin için oldukça hareketli, eğlenceli, bilgi dolu, değişken nitelikler taşıyor. Güneş ayın 22'sine kadar Aslan burcunda, Yengeç burcunda parlayacak, üçüncü evinizde olacak ve ayın 6'sında yine Yengeç burcun 14 derecesinde Sirius yıldızıyla da birleşen çok güçlü bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay aynı zamanda maneviyatın da çok öne çıktığı, ruhsal akışın güçlendiği bir dönemi işaret ediyor. Sizin üçüncü evinizde olacağı için bu yeni ay döngüsü, düşünceleriniz, hayata bakışınız, algınız, her alanda çok önemli bazı sezgisel değişimler, aydınlanmalar, farkındalıklar söz konusu olabilir. Şanslı bir yıldızdır, bereketli bir yıldızdır Sirius. Maddi manevi zenginlikler, başarılar verebilir, kısmetler verebilir. Ancak tabii ki her şeyin biraz daha bu ay hani yaptıklarımız, düşüncelerimiz, çabalarımız, harcadığımız emekler bunların da karşılığını getireceğini unutmayalım. Dolayısıyla iyi şeyler bekliyorsak olumlu ve pozitif de enerjiler üretmemiz lazım. Olumlu düşünceler, pozitif düşünceler çok daha güzel geri dönüşler getirebilir ayın genelinde. Evet sevgili boğalar, bu yeni aile birlikte güzel, keyifli bir eğitime başlayabilirsiniz. Yolculuklar yapabilirsiniz, seyahatler gündeme gelebilir. Özellikle yakın çevreniz, akrabalarınız ve kardeşlerinizle ilgili çok olumlu gelişmeler, başlangıçlar, yenilikler söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz, yükselen burcunuz özellikle 14 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz bu yeni ay döngüsünden. Bununla birlikte su grubunda özellikle yengeç, akrep, balık burçlarında gezegenleriniz varsa olumlu etkiler artabilir. Öncü burçlardaki gezegenler Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak gibi bunlar yeni ayın enerjilerini tabii ki biraz daha güçlendirebilir. Evet, şimdi bu yeni ay ayın 2 haftalık süreci içerisinde ayın 21'ine kadar gündemimizi belirleyecek. Genel itibariyle sizinle olumlu bir açıda olduğu için daha yumuşak, daha besleyici, böyle iyimser enerjiler altında olduğunuzu söyleyebilirim. Aileden, yakınlarınızdan, özellikle kardeşlerden, sizin ya da eşinizin akrabaları, yakınlarından daha fazla temas içerisinde olabilir. Destekler de alabilirsiniz. Merkür ayın 2'sinde Aslan Burcu'na geçecek. Ayın 11'inde de yönetici gezegeniniz Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Biraz da hani evde olmaktan keyif aldığınız, aileyle paylaşımlar yapmaktan keyif aldığınız bir süreçtesiniz. Bu süreçte evdeki konforunuz artabilir. Evde güzel kutlamalar yapabilir, yemek davetleri verebilirsiniz, partiler olabilir. Bunlar işte sizin yine akrabalarınız, yakınlarınız, ailenizle daha fazla bir arada olabileceğiniz etkiler de verebilir. Bununla birlikte biraz emlak işleri, mülk işleri, gayrimenkul işleri, ev dekorasyonu, evin güzelleştirilmesi, tadilatı gibi konularda da tabii ki Venüs'ün buradaki iyicil etkisi, estetik ve buradaki şanslı etkisi yine sizi destekleyebilir. Ve Mars ayın 20'sine kadar burcunuzda. Şimdi ayın büyük bölümünde tabii ki enerjiniz çok güçlü. Motivasyonunuz iyi. Karar veriyorsunuz, uyguluyorsunuz. İnisiyatif alma gücünüz var. Ama Mars'a biraz dikkat etmemiz de lazım. Çünkü Mars burcumuzda zaman zaman sizi çok böyle sabırsız yapabilir, agresif yapabilir, biraz böyle çabuk öfkelenebilirsiniz. Özellikle 15 Temmuz ve yakınlarına biraz dikkat edin. Çünkü Mars Uranüs'le birleşecek. İkisi de kontrolü zor gezegenlerdir ve enerjisini birleştirdiğinde biraz zorlaşabilir. Ve üstelik Algol gibi zor bir yıldızla birleşecekler. Bu daha çok işte son derecelerde, boğanın son derecelerinde eğer güneşinizde yükselen burcunuz varsa daha etkili olabilir sizin adınıza. Kazalara dikkat edelim. Sakarlıklara dikkat edelim. Ya da böyle öfke patlamalarına, işte tartışmalara dikkat edelim. Özellikle sağlık anlamında boyun, boğaz bölgesinde sıkıntılar artabilir. Yaralanmalar olabilir. Bununla birlikte hormonal sistem, işte tiroid hormonu gibi biraz hani sıkıntılar olabilir. Kronik problemleriniz varsa bugünlerde özellikle dikkat etmekte fayda var. Bazı hani zorunluluk nedeniyle operasyonlar olabilir. Çünkü Mars Uranüs operasyonlarla da ilgili. İşte bir yaralanma da olabilir veya bir sağlık problemi nedeniyle özellikle boğaz, çene, baş bölgesinde
belki dişlerle de alakalı. Yani bazı böyle tedavisel operasyonlar söz konusu olabilir. Tüm buralarda tabii ki mümkün olduğunca temkinli olmamız gerekiyor. 20 Temmuz'dan itibaren Mars ikizlere geçecek. Bu sefer enerji, daha çok para kazanma, işte biraz da mali konularda, maddi konularda daha fazla çaba içerisinde olacaksınız, ama para hızlı kazanabileceğiniz gibi hızlı da harcayabilirsiniz. Çünkü özellikle ikinci evinizdeki bir Mars seyahatler için, gezmek için, eğitim için daha fazla para harcatabilir size. Ve 21 Temmuz'da 29 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Şimdi bu yıl ikinci Oğlak Dolunayı bu. Haziran'da da yaşadık. 29 derece, son derece Plüto'yla da birleşiyor bu Dolunay. Biraz daha böyle bitişler, sonlanmalar, dönüşümlerle ilgili bir enerjisi var. 9. evinizde olacak bu Dolunay. Hani bir tamamlanma, bir düşüncenin, bir fikrin olgunlaşması ama artık nihayete ermesi gibi bir konu. Yani belki bir mahkemeniz, davanız var, bu bir sonuç verecek. Yurt dışı ile ilgili bir konunuz var. Hani belki bir vize başvurusu yaptınız, bunun sonucunu alacaksınız. Yurt dışı oturumu, seyahati ile ilgili bir konunuz var, bu bir netleşebilir. Medya, yayıncılık işleriniz, internet işleriniz ve benzeri teknolojik işleriniz olabilir, ya da işte bir akademik işiniz var, eğitim işiniz var, bir sınav sonucunu almak gibi bir konunuz var. Biraz daha böyle yasal konular, hani devletle bağlantılı işleriniz de olabilir. Bunun bir sonuçlanması, bir nihayete ermesi ve dönüşmesiyle alakalı bir konu aslında. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçların böyle son derecelerinde gezegenleriniz varsa daha fazla etki alabilir. Sizin için daha etkili olabilir bu Dolunay ve Dolunay'ın takip eden özellikle ayın son 10 günlük süreci. 22 Temmuz'da Güneş Aslan'a geçiyor sevgili boğalar. Evet, biraz daha böyle ev, yuva, aile konuları, özel yaşam daha fazla gündeminizde olacak. Biraz keyfe düşkünlük, rahata düşkünlük olabilir. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz ya da ailenize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. 25 Temmuz'dan itibaren ise Merkür Başak Burcu'na geçecek. Ay genelinde Merkür gerçekten hızlı. Hızlı olduğu kadar da verimli. Merkür Başak Burcu'na geçince bu evdeki işleriniz, aileyle ilgili işleriniz yavaş yavaş biraz sonlanıp sizin için daha keyifli, işte kişisel hobileriniz olabilir, spor olabilir, sanatsal çalışmalar olabilir ya da çocuklarla ilgili aktiviteler olabilir, eğitimle ilgili konularınız olabilir. Bunlara daha fazla zihninizi zaman ayıracaksınız ve düşünceleriniz daha planlı, programlı olabilir. Çünkü Merkür Başak da detaycıdır. Bir şeyleri uzun vadeli planlayabilirsiniz. Hesaplar yapabilirsiniz, organizasyonlar yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.